Haberin merkezi Kanal Avrupa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Saadet Partisi'nin seçim bürosuna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı yapıldı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda camlar kırılarak içerideki malzemeler dağıtıldı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Saadet Partisi'nin seçim bürosuna saldırı düzenlendi. Gece geç saatlerde kimsenin olmadığı sırada düzenlenen saldırıda partinin bayrakları yırtılarak camlar kırıldı, içerideki malzemeler dağıtıldı. Sabah seçim bürosunu açmaya giden görevliler camların kırıldığını fark etti. İçeri giren görevliler partinin bayraklarının yırtılıp malzemelerin dağıtıldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Şanlıurfa'da bebekken geçirdiği havale sonucu 49 yıldır akülü araca bağlı olan Cemal Bozucan isimli bir kişi aracı bozulunca hareket edemez oldu. Bozucan hem yatak hem de koltuk olarak kullandığı akülü aracın yenisini istiyor. Ben bu şekilde istiyorum. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı da beni duysun diye bir araba versin. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Cemal Bozlucan, 40 günlükken havale geçirerek engelli kaldı. Vücudunun %90'ı felç olan Bozlucan sadece ellerini kısmen kullanabiliyor. Ailesinin de desteğiyle kendisine bir akülü araç alan Bozlucan, akülü aracı sayesinde hayata tutunarak dışarı çıkıyordu. Bozlucan aracı bozulunca borç bulup yeni bir akü aldı. Taktığı aküde fazla işe yaramayınca oluşturulan mekanik bir sistemle aracı hareket ettirmeyi başardı. Beden gücü ve ellerle hareket ettirilebilen araçta hayli zorlanan engelli vatandaş yetkililere seslenerek yeni bir akülü araç istedi. Arabam bozulmuş. Bunun gibi araba istiyorum. Vallahi da daha dün günde 1.250.000.000 borca kaldırdım. Aku aldım, yaptırdım. Hayatı boyunca tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kalan Bozlucan, oturamadığı için yakınlarının da desteğiyle sandalyenin üzerine bir yatak yaptırarak çadır kurdu. Anne ve babası vefat eden Cemal Bozlucan, yanında bir yeğeniyle kalıyor. Kalacak evi olmayan Bozlucan, kış aylarında üzerine örttüğü battaniye ile şehirde geziyor. Lütfen bana bir araba getirsin. Bir göndersin ya. Kurbanı olalım. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Hilvan ilçesinde partisinin seçim çalışmalarına katıldı. Seçime sayılı günler kala Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinin Bağlar mahallesindeki yakın çevresiyle bir araya gelen milletvekili Gülpınar, mahalle sakinlerinden önümüzdeki pazar günü yapılacak yerel seçimler için destek istedi. Zaferimiz ancak Siyaret'te Hilvan'la beraber olursa bizim için gerçek bir zafer olur. Nasıl Siyaret'te akrabalarımız, yakınlarımız bizleri yalnız bırakmıyorsa burada da fark edin ki ben adaymışım gibi, çünkü benimle Aslan Ali Bayık arasında, değerli başkanımız arasında inanın bir fark yok. Yıllardır biz beraber çalıştık kendisiyle. Ben adaymışım gibi, ben ona da her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sahip çıkacağınıza eminim inşallah. Çünkü başkanımız bahsetti, burada konuşacak sözü olmayanlar başka her şeyde konuşabilirler. Hiç problem değil. Ama hizmeti konuşacak, kaldığı yerden 31 Mart'ta 1 Nisan'a geçerken kaldığı yerden devam edecek
tek parti İnanın AK Parti'dir. Hilvan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık da ilçeye yapılan hizmetlerin devamı için AK Parti'nin sandıklardan güçlü bir sonuçla çıkması gerektiğini belirtti. Doğal gaz gelecek, kadınlarımız rahat edecek. Artık ayda 2 parası yine 2 parası verecek. Şimdi çok değerli Hilvan'a işlerimiz. Hilvan'a hizmet ancak AK Parti'ye gelir. AK Parti'nin desteğiyle gelir. Arkamızda hükümet olmasa, sayın milletvekillerimiz olmasa biz buraya hizmet edemeyiz. Bu sıkıntı ve boş meydanlarda söz verenler, vaat verenlere inanmayın. Onlara hizmet getiremezler. Onlar ancak huzursuzluğu getirirler. Şimdi Barlar'ın halası olarak tekrar Hilvan AK Parti'ye destek vermeye hazır mıyız? Tay aşireti üyelerinden Ali Yıldız'ın düzenlediği ev toplantısına Aşık Zeki Erdali damgasını vurdu. Allah şimdilerinize razı olsun. AK Parti 27. dönem Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Torun'un misafiri olarak kente gelen Aşık Zeki Erdali, Tay aşireti üyelerinden Ali Yıldız'ın düzenlediği ev toplantısına katılarak birbirinden güzel sözlerini kendi deyimiyle güzel insanlarla paylaştı. Güzel kardeşlerim, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. İbrahim Toru benim aile dostum, arkadaşım, kardeşim. Allah hepinizin evini, hanesini var eylesin. İbrahim Bey'e de, Mehmet Zampolat kardeşime de hiçbir izin vermesin. En kandını da Allah'a da Allah razı olsun diyorum. Buluşmaya AK Parti 27. dönem Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru ile birlikte Tay aşireti üyeleri AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı Mehmet Can Polat ve ilçe başkanı Süleyman Aksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız da dahil olmak üzere AK kadrolar, AK adaylar sizlerin hizmetinize talibiz. AK Parti geçmişten bugüne kadar gerek hükümet olarak gerek yerel yönetimler olarak sizlere hizmet etti, hizmetleriyle önünüze taht kurdu. Önümüzdeki dönemde yapacağı hizmetler, geçmişte yaptığı hizmetler dolayısıyla onların teminatıdır. Toru burada yaptığı konuşmasında yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek buluşmaya katılım sağlayan herkese teşekkürlerini sundu. 31 Mart'ta vereceğiniz bir oy, bin oyunu bozacaktır. Allah'ın izniyle dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı mahcup edecek olanlar mahcubiyetliğe uğrayacaklar ve biz insan şakasına uğrayacaklar. Aşık Zeki Erdali de buluşmanın ev sahipliğini yapan Ali Yıldız'a teşekkür ederek Türkiye düşmanlarına karşın bir ve beraber olmanın vakti olduğunu söyledi. Bütün alem bizi duysun, bu vatanı böldürtmeyiz. Zalimlerin hepsi gelsin, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Türkiye'yi böldürtmeyiz. Düşmanları güldürtmeyiz. Birkaç tane çakıncıya al bayrağını indirtmeyiz. Bu ezanı susturtmayız. Tay aşireti üyelerinden Ali Yıldız da buluşmaya katılan tüm eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti. Tay aşireti üyeleri öncesinde Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde de çeşitli temaslarda bulunmuş, yerel seçim çalışmalarında AK Parti'ye destek turları gerçekleştirmişlerdi. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Akçakale ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu. Beyazgül ayrıca Şanlıurfa Spor Kulübü'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Meclisi, parlamentoyu, arkasında da Cumhurbaşkanımız var. Dost doğru yol. Evet. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçede esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf ziyaretleri sonrasında AK Parti ilçe teşkilatına da bir ziyaret gerçekleştiren Beyazgül, burada da teşkilatla istişarelerde bulundu. AK Parti ilçe başkanı Yıldık, Beyazgül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sandıklardan AK Parti'nin zaferle çıkacağına olan inançlarının tam olduğunu söyledi.
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde Şanlıurfa Eski Milletvekili Mehmet Akyürek'le birlikte Şanlıurfa Spor Tesislerine giderek Kulüp Başkanı Emin Yetim ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Şehrimizin ve gönlümüzün kulübü olan Şanlıurfa Spor Kulübü'nü ziyarete geldik. Bizim bu renkler tabii ki gönlümüze nakşedilmiş renkler. Urfa Spor'umuzun il başkanlığı döneminde hep yanında oldum. Onun başarısı, Urfa'nın başarısı, Urfalıların başarısı olarak gördüm. Tabii ki onun, Urfa Spor'un başarısı bizim için bir şölen, bir sevinç. Mehmet Emin Bey'le beraber, Mehmet Emin Yetim'le beraber biz Urfa Spor'un sorunlarına ilişkin konularda çok beraber çalıştık. Kendisi de çok fedakarca bir gayret içerisinde buldu. Allah nasip eder, başkanlık koltuğuna oturduğumuzda da sonuna kadar Urfa Spor'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah gönlümüzden geçen Urfa Spor'un süperliğe çıkmasıdır. 2 milyonluk şehrin bu yerde temsil edilmesi hem bizim gönlümüzün, kalbimizin, duygularımızın bir isteği. Beyazgül ayrıca sivil toplum kuruluşları ziyaretleri kapsamında Hür Dava Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek Genel Merkez İstişare Kurulu üyesi Lokman Yalçın, İl Başkanı Basri Demir ve Karaköprü İlçe Başkanı Faruk Polat ve diğer partililerle görüş alışverişinde bulundu. Başkanımızla biz geçmiş 15 Temmuz'da da biz biliyoruz kendisini. Güçlü bir şekilde halkımızın yanında durdular ve darbeye karşı durdular. Bugün de bizim inancımız o ki doğruların hakkın yanında duran bir parti doğruların yanında olacağına inancımız tam. Suriye'de iç savaşın yaşandığı dönemde kafasına mermi isabet eden bir kişi 3,5 yıldır yaşam mücadelesi verdiğini belirterek çalışamadığını ve yardım beklediğini söyledi. Suriye'de iç savaşın yaşandığı dönemde çatışmada kafasına mermi isabet eden 32 yaşındaki Suriyeli Abdülkadir El Salih ameliyat riskli olduğu için kafatasındaki mermiyle yaşamak zorunda kaldı. Ameliyat yapılması durumunda engelli kalma ya da hayatını kaybetme riski olan El Salih bu nedenle ameliyat olamıyor. Devamlı havale geçiren El Salih çalışamadığı için yardım eli bekliyor. Devam et havale gari. Belki mesela daha koy buradan. Yarın sana ben bilmiyorum daha koy. Ameliyat riskli olduğu için kafasındaki mermiyle yaşamak zorunda olan Suriyeli Abdülkadir El Salih, kafasındaki mermi yüzünden devamlı havale geçirdiğini ve mesleğinin kaportacılık olmasına rağmen çalışamadığını kaydetti. Şanlıurfa'da hastanede şifa aradığını ancak burada da ameliyat masasından kalkmasının zor olduğunu, kalksa dahi sakat kalma riski olduğunu belirterek kendisine yardım edilmesini istedi. Bir tane ameliyat mesela yardım. Hayat raporu var, tamam. Ama ne yazıyor? Ağır hasta devam et, yardım olur, en son yazı %20. Kim yardım verdi %20? Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Mustafa Hekimoğlu 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu'nun bugünkü durağı Saray Önü ve Kara Meydanı bölgesi oldu. Hekimoğlu esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek ve dua talebinde bulundu. Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin son derece önemli olduğunu kaydederek kendilerine verilecek destekle Haliliye'yi daha yaşanabilir hale getireceklerini belirtti. Eyvallah, iki gözünüz inşallah. Bugün Saray Önü ve Kara Meydanı'nı esnafına dolaştık. İnsanlarla yine görüşmeler yaptık, sorunlarını dinledik. İnsanlar artık değişimin zamanının geldiğini artık haykırarak söylüyorlar. Mevcut sistemden ve mevcut belediyecilik anlayışından bıktıklarını, artık bunun değişmesi gerektiğini, artık tahakküm ve boyunduruk altında kalmak istemediklerini söylüyorlar. Çoğu da fikirlerini açıklamaktan korkuyorlar. Ve biz de biliyoruz ki halkımızın geneli gerçekten değişim istiyor. Ve bu değişim için bizim için çalışan gizli kahramanlarımız da mevcut. Ben buradan onları tanımasam da bilmesem de Ahmet'e, Mehmet'e, İbrahim'e, her birine, Kadir'e hepsine teşekkür ediyorum.
ve bu değişime biz hep birlikte halk olarak demokratik bir şekilde oy hakkımızı kullanarak yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Tepki görüyorlar. Vallahi bilemiyorlar. Çünkü biz gidiyoruz, insanlar siz görüyorlar. Evet. Dolayısıyla batır yani, ondan sonra şu durum yani, bu kaldırımın hali yani gerçekten yazık yani. Belediyecilik bitmiş yani. Biz de yani siz de bundan emin olun. Eyvallah. Ha. Eyvallah. Kuma gidiyor. Allah Aysan Mehmet'e bulunlar. Allah körüne nur yok. Eyüpiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, seçim çalışmaları kapsamında ev ve mahalle toplantılarında yerel seçimlerin önemine işaret ederek AK Parti'ye verilecek desteğin önemine değindi. 27. dönem Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru ve Güler Kama İzol'la birlikte ilçe başkanı Mehmet Moğal, Eyüpiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş'un seçim çalışmalarına katıldı. Kuş ve beraberindekiler Şıh Maksut Mahallesi'nde Yasin Bülten'in düzenlediği ev toplantısına katılarak yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Ben de bir siyasi olarak aldığım mesaj şu. Yasin Bülten abimiz kuşlara armağan ederek şu mesajı veriyor. Eyüpiye kuşla uçacak. İnşallah. Yasin Bülten'in ev toplantısının ardından Osmanlı Mahallesi'nde Çelik ailesinin düzenlediği mahalle toplantısına katılan Kuş, seçmenlerden destek ve dua istedi. 31 Mart yerel seçimleri kapsamında AK Parti'nin adaylarına ve kendisine destek isteyen Eyüpiye Belediye Başkan Adayı Kuş, 12'ler Mahallesi'nde Şahap ailesinin düzenlediği mahalle toplantısına katılarak mahalle sakinlerine hitap etti. Eyüpiye kardeşlerimize buluştuk. Esnaflarımızla görüştük. Eyüpiye'miz. AK Parti 27. dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru da yerel seçimlerin önemine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek desteğin güçlü olması gerektiğine işaret etti. İbrahim Şahap da düzenledikleri toplantıya katılan herkese teşekkür ederek AK Parti ve adaylarına destek olacaklarını kaydetti. Mehmet Kuş daha sonra Süleyman Şah Mahallesi'nde Saçaklı ailesinin, Hacı Bayram Mahallesi'nde Korkmaz ailesinin, Eyüp Nebi'de Sarı ve Yeşildağ ailesinin, Eyüpiye Mahallesi'nde Tacir ailesinin düzenlediği geniş katılımlı ev ve mahalle toplantılarına katılarak seçim çalışmalarını sürdürdü. Eyüpiye Belediye Başkan Adayı Kuş, son olarak Keser ailesinin seçim ofisini ziyaret etti. İnşallah 1 Nisan'dan sonra belediye başkan makamına seni bekliyorum, tamam? Hadi öpüyorum seni. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi Muhtar Adayı Mehmet Yeşil, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçmene mutlaka oy kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. Mahallede yaşıyoruz. Mahallenin tüm sorunlarını çok iyi biliyoruz. Mahallemizin taziye ev eksiği var. Mahallemizin muhtarlık ev eksiği var. Mahallemizde bir park, bir çocuk oyun parkuru yok. Allah'ın izniyle seçildiğimiz durumda bunları mahallemize hizmet olarak getirmeyi düşünüyoruz. Pazar günü sizleri sonunda davet ediyoruz. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi Muhtar Adayı Mehmet Yeşil, pazar günü kurulacak sandıkları işaret ederek seçmenlerin mutlaka oy kullanması gerektiğini belirtti. Yeşil, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek seçimlerde kendisine hem destek istedi hem de adayların profillerinin iyi değerlendirilip eğitime, bilgi ve birikime bu noktada dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Pazar günü sandığa gelsinler, oylarını kullansınlar, vicdanları rahat olsun. Tüm mahalle sakinlerini ve seçmenlerimizi sandığa davet ediyorum. Ondan sonra eğitimli genç insanlara oy vermelerini tavsiye ediyorum. Bilindiği üzere ilkokul mezunu olmayan muhtarlarımız var. Bunların makamına gittiğinizde bana bir ikametgah veya efendim şu müşteri hizmetlerini bağlayın dediğinde, muhtar bunu bilmiyorsa o muhtarın o makamda oturmaya hakkı yoktur. Bu şekildeki muhtarlara oy vermeyiniz. Genç eğitimli insanlara oy verin ki size hizmet edebilsinler. Ondan sonra kendi öz evladınız, memleket insanına oy verin. Çorumlu adaylara değil, Urfalı adaylara oy vermenizi tavsiye ediyorum. Değişim, mahallemiz için değişim şart, mahallemiz için eğitim şart. 5 dakika iyi düşünün, 5 yıl pişman olmayın diyorum. Tüm Şanlıurfa halkına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. AK Parti 27. dönem Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru, yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ve belediye başkan adaylarına destek turlarına devam ediyor. Gücümün yettiği kadar Allah'ın izniyle iki bayrağı kaldıracağım. Bir, hizmet aşkı için bulunan hükümetimizin
devletimizin ve Türkiye'de birçok ilkleri başaran AK Parti bayrağını yüzünün yettiği kadar dalgalandırmaya diğer bayrağımız Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızı da göklere yükseltiği kadar alnımız yüzünün maddi ve manevi ilkelerin yüzünü katar yükseltmeye devam edeceğim. Partiye yakın olduğu, partiye yakın olduğu için özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Olmadığı saat, acılandığı saat oradan havayı fişek patladı yani. Yani kutlamasını yaptı sanki ben oldum. Özellikle böyle gibi insanlara ihtiyacımız var. Tevazu, samimiyet ve gayretle yıllardır Şanlıurfa için mücadele eden AK Parti 27. dönem Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru bu pazar günü yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle birlikte ilçe teşkilatı ziyaretlerinde de bulunarak yerel seçimlerin önemine vurgu yapıyor. Güler yüzüyle yüreklere dokunan Toru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek her desteğin önemine dikkat çekerek yerel seçimlerde de AK Parti'ye güçlü bir destek verilmesi gerektiğini belirtiyor. Ümmetin geleceği, ülkemizin geleceği ve Şanlıurfa'mızın geleceği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına durmak yok, yola devam edin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gitmek bizim için en büyük şeref, en büyük onurdur. Seçim startının verildiği günden bu yana Şanlıurfa merkez ve kırsal mahalleler olmak üzere ilçe ziyaretleri de gerçekleştiren İbrahim Toru her gittiği yerde vatandaşların büyük teveccühüyle karşılanıyor. Toru ülkemizin bir adım ileri gitmesine engel olmak isteyen karanlık odakların hedefinde dün yaptıkları gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koyduklarını belirterek AK davaya sahip çıkmanın artık kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu savunuyor. Kırgınlık ve küskünlükleri bir yere bırakıp ülkemizin ve milletimizin daha da ötesinde ümmetin selameti için ülkemizdeki istikrarın çok önemli olduğunu kaydeden İbrahim Toru, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti belediye başkan adaylarına verilecek her desteğin güçlü bir Türkiye yolunda atılacak büyük adımlardan bir tanesi olduğunu belirtti. İbrahim kardeşimiz gazeteci yazar kimliğinin yanında aynı zamanda Urfa'ya mal olmuş bir iş adamı. Hayırsever bir iş adamı. Ve bununla birlikte kuruluşundan beri de Urfa'da AK Parti içerisinde etkin siyaset yapmış bir kardeşimiz. Allah kendisine razı olsun. Ve her zaman, hiçbir zaman partisinden vazgeçmeyerek bir dava insanı olduğunu ispatlamış, defalarca ispatlamış bir kardeşimiz. Bu yönüyle de takdire şayan bir kardeşimizdir. Birbirimize halatlaşalım ama durmak yok. Şanlıurfa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geri geri giderek bir iş yerine çarptı. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde yaşandı. Sürücüsünün park edip el frenini çekmeyi unuttuğu 33 AUE plakalı otomobil yaklaşık 50 metre geri giderek bir dükkanın vitrinine çarptı. Otomobilin merdivenlerden inerek küçük bir çam ağacını devirdikten sonra dükkana çarpma anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. O anda tatlı satışı yapılan dükkanın önünde kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. Çarpmanın etkisiyle dükkanın camları kırılırken otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksa Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti. Gülenler Açanal ablamıza hoş geldiler diyorum. Teşekkür ediyorum ona. Gerek telefonla gerek yüz yüze görüştüğümüz her durumda Sayın Vekilimiz hep şey yaptılar sordu. O söyleyeyim. Eminim kendisi dışarıda da olsa gönlü bizimle beraberdir. Bunu bütün samimiyetle söylüyorum. İnşallah 31 Mart gecesi o güzel haberleri aldıktan sonra biz Sayın Vekilimizle Ceylanpınar için var gücümüzle çalışacağız. Bu kadar benim şüphem yok. Pazar günü ne olacağını çok iyi bildiklerinden dolayı dün yeniden iftira, şantaj, dedikodu, gıybet, sanayi ve sanayistlerin 3-5 gündür sustuğu, yeniden hareketlendiği bir Ceylanpınar demiştim. Aman ha bu haftaya dikkat. Varsın onlar öyle desin. Ama 31 Mart akşamı
saat 8-9 araları bir Ceylanpınar milleti cevap verecek, konuşacak sandıkta. Size sözüm var. Son 5 yılda Ceylanpınar'da ne oynandıysa bu mikrofonlar aracılığıyla sizinle paylaşacağım. Onu enselerinde hissettikleri için ne kadar sosyal fitne hesapları varsa, yürekleri ne diyorsa dedim, kendi isimlerini kullansınlar. 16 yıldır kurulmuş olan partimiz kurulduğu günden beri iktidarda ve her seçimden birinci olarak çıkmıştır. Allah'ın izniyle, sizlerin yardımıyla, kadınlarımızın duasıyla 31 Mart'ta bu seçimlerden biri olacaktır. Ve burada sizlerle birlikte zaferimizi kutlamaya hazır mıyız? Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Pınar Ç'ye sürücüsü öğrenilemeyen 06 MSJ 22 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadına çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın daha sonra ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Kanal Urfa ekranlarıyla birlikte birçok Anadolu Televizyonu tarafından canlı olarak yayınlanan Yerel Medya Soruyor programına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker konuk oldu. Diyarbakır'dan canlı olarak yayınlanan programda Eker, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru ve Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Yerli ve yabancı turistlerin en büyük eksiklerinden bir tanesi güven. Evet. Güvenlik nedeniyle ve buradan tanıtım noktasında eksik olduğunu görüyoruz. Bu konuda da özellikle belediyelerde ve yerellerin yöneticileri biraz önce arz ettiğiniz gibi önemli olduğunu söylüyorsunuz. Bu konuda ne kadar önemli? Onların önceliği bu 2014-2019 arasında çok net ve açık bir şekilde Çukur siyasetinden bunu gördük. Ama öncesinde de yani 2004'ten 2014'e kadarki süre, hatta 99 yılından bugüne geçen 20 yıl içerisinde de hep şunu gördük. Bu şehrin belirli bölgelerini bir kuluçka gibi, yani terör örgütünün üreyeceği ve insanların daha kolay, gençlerin kandırılıp daha sevk edileceği bir kuluçkahane gibi gördüler. Artık yeter, uyanık olun, elinizi vicdanınıza koyun. Edibesse. Edibesse diyorsunuz. Edibesse diyoruz. Evet. Edibesse, artık... ev zor desti besse. Evet. Besse, serihu blindkin, rayahu bidin, hu. Yani kendinize, gerçekten size hizmet yeter, edecek hizmet evlatlarınıza oyunuzu verin. Artık yeter. Örgütün ve onun siyasi uzantısı partinin artık tasallutuna bu şehri terk edilmesine izin verme. O halde halkımıza, Diyarbakırlara hiçbir şeyden korkmayın. Vicdanınıza göre hareket edin. Kesinlikle. Huzur isteyen kişilere karşı ve huzursuz isteyen Diyarbakır, evet, artık bu hak etmediği noktadan, eyvallah, daha ileri noktalara getirmek, eyvallah, için, eyvallah, 31 Mart'ta artık tercihlerini... Bu ideoloji seçimi değil. Evet. Bu Diyarbakır'a hizmet seçimidir. Son günlere giriyoruz. Son 4-5 günümüz kaldı. Özellikle 31 Mart'ta halkımız şayet ilk defa AK Parti'nin Diyarbakır'la buluşu vakit bir devrim gibi ve hükümet ve Cumhurbaşkanımızla bundan dolayı da şurada belki de bölgede, evet, en fazla yatırım ve hizmet noktasında yerellerle birlikte, ilçeleriyle birlikte ayıklanacağı bir şah olma olanağına savunacak. Bu fırsat Aynos birinde halkımızla ilgili son görüşmesi. Evet. Yani Diyarbakır 5 yıl daha kaybedecek. Bir seçimde Diyarbakır 5 yıl kaybetmeye tahammül ediyor. Karaköprü Belediyesi Kütüphaneler Haftası nedeniyle ilçedeki Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk İlkokulu öğrencilerini Atakent Okuma Evi'nde ağırladı.
Karaköprü Belediyesi Kütüphaneler Haftası kapsamında öğrencilere kütüphane alışkanlığı ve okuma sevgisini aşılama adına Atakent ve Esentepe okuma evlerinde ağırladı. Ziyaretten dolayı çok mutlu olan çocuklar okuma evlerinde ellerindeki kitapları okurken öğretmenleri okumanın önemi ve kütüphaneler haftası ile ilgili bilgiler verdi. Öğrenciler okuma evinde ders çalışmaya gelen gençlerle birlikte otururken bir süre kitap okudu. Öğrencilere Karaköprü Belediyesi tarafından trafik eğitim setleri hediye edilirken öğrenciler ve öğretmenleri Karaköprü Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hak İş Konfederasyonu'nun Şanlıurfa İl Temsilcileri ile düzenlediği toplantıda sendika başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hak İş Şanlıurfa İl Temsilcilerinin düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıya Başkan Çiftçi'nin yanı sıra Hak İş Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak İş Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Hak İş'e bağlı şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı. Başkan Çiftçi burada yaptığı konuşmada işçilerin haklarını her zaman savunduğunu vurguladı. Hepiniz bunun şahitsiniz ki tabii sözleşmelerimizde hiçbir surette işçi kardeşlerimizin haklarının zayi olmaması adına mücadeleler verdik. Ve bizim gelmiş olduğumuz medeniyet ve kültür bize şunu öğretti. İş ve aşı büyütmemiz lazım. Gelişmemiz lazım. Şanlıurfa olarak, işveren olarak, diğer işçi kardeşlerimizin de iş bulabilmesi adına sürekli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı ve daha önceki süreçte de Karaköprü Belediyesi'ni büyütme gayreti içerisinde oldu. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da burada bir konuşma yaptı. Kendi coğrafyamızda, kendi kültür, kendi medeniyet havzamızda bir sorumluluğumuz var. Hem de evrensel anlamda bütün dünyayı kuşatan bir sendika anlayışı temsil etmekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise konuşmasında adil bir kurum olacağız ifadelerini kullandı. Siyasette de değerlere, fikirlere, düşüncelere çokça önemli. Ve bugün birçok arkadaşımız ve bugün burada bulunan bahsetti, bu noktalara geldiler. Neden? Neden? Biz esasen işçi işveren dengesini kurmak zorundayız. Esasen bizim düşüncemizde adil bir durum, adil bir ortam olmasıdır. Hakkın, hukukun yerine getirilmesidir. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Hilvan Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık'a destek ziyaretinde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Hilvan'a bir ziyaret gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Doktor Nurettin Nebati, Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, 27. dönem Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kamayızol, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Aslan Ali Bayık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Becer ile birlikte Hilvan Öğretmen Evi'nde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Nebati yaptığı konuşmada yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır ifadelerine yer verdi. Bilen şehir 250 bin nüfus, zannedersem Süverek'te 300'e yakın bir nüfusu barındıran bir yer. Urfa kendi başına zaten 19,5 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusu. Türkiye'nin yaş ortalamasını düşüren çok şükür bir ilimiz. Kuburganlığı yüksek. Bir ev daha çok şükür. Ama yapmaya devam. Ben o kafadayım. Şimdi belediye başkanımız doğal gaz dedi. Zaten biliyorsunuz güzel bir talep bu. İnşallah bu seçimi de selametle geçireceğiz. Son cümle lütfen hem ilçenizde belediye başkanınıza sahip çıkın. Hem Urfa'da Büyükşehir Belediye Başkanınıza sahip çıkın. Ve hem de kullanacağınız oyla
ülkenizin geleceğine sahip çıkın diyor. Hatay'da hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 5 FETÖ firarisi istihbarat ekiplerince yapılan baskınlarda yakalandı. Yanlarında can yenekleri bulunan zanlıların kaçma hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Haklarında İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan ikisi kadın toplam 5 FETÖ zanlısı Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan zanlıları suçüstü yakalayan ekipler 5 adet can yeleği ve örgüt içi haberleşmede kullanılan dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şahsın hücre evlerinde gizlenmek için kod isimleriyle kendilerini tanıttıkları öğrenildi. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan ZT ve BA adlı kadınlarla MT, RK ve MK Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Bu haberle birlikte haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.